Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhabalar. Benim adım Zümra. Doğma büyüme orduluyum. Orduya bağlı bir kasabada doğdum. Babamın burada büyük toprakları, bahçeleri ve ayrıca bizim yaşadığımız büyük, güzel bir çiftliği vardı. Böyle bir yerde doğduğum için kendimi hep şanslı hissetmişimdir. Babam varlıklı ve hayırsever olduğu için misafirimiz çok olurdu. Her sene durumu olmayanları kasaba meydanında evlendirirdi. Bir sürü yetime de kız istemişliği vardır. Bazı zamanlarda da toplu sünnetler düzenlerdi. Babamın en yakın dostu bu bölgenin sağlık ocağındaki doktoru Mümtaz amcaydı. Mümtaz amca yıllar önce gelmiş buralara. Babamla ahbap olunca buraya temelli yerleşmiş. Çoğu zaman bize yemeğe misafirliğe gelirlerdi. Mümtaz amcanın eşi Sibel teyze de yıllar içinde annemle çok iyi arkadaş olmuştu. Ben de Mümtaz amcanın kızı Eylem'le çok iyi anlaşıyordum. Onlar bize geldiklerinde babamlar balkona çıkar, tavla oynar, sohbet ederlerdi. Biz de Eylem'le çiftlikte koşar oynardık. Bizim evimiz büyük bir arazi içinde büyük bir çiftlikti. Birçok hayvanımız vardı. Tarlalarda, bahçelerde çalışan ve ayrıca çiftliğin işlerini yapan sayısız çalışanımız vardı. Çocukluğumda Eylem'le hayvanların peşinde koşarak vakit geçirirdik. Bir de annemin çok kızdığı ama bizim çok keyif aldığımız bir hobimiz vardı. Çiftliğin yukarısındaki bir tepeye çıkıp oradan manzarayı seyrederdik. Biz bunu yapmaktan çok keyif alsak da annemler hiç hoşlanmazdı. Oraya giderken bir ormanın içinden geçmek gerekiyordu. Ve o orman çok ıssızdı. Ayrıca gittiğimiz tepe hem çok yüksek hem de tehlikeliydi. Bir de o ormanda terk edilmiş bir kulübe vardı. Gece avlanmaya giden kasabalılardan bazıları o kulübe etrafında garip şeyler olduğunu söylemişlerdi. Kasabalıdan kimse oraya yaklaşmak istemezdi. Ama biz Eylem'le bu durumu hiç umursamazdık. Gençlik işte. İnsan o dönemde başına ne geleceğini bilmiyor. Her gidişimizde annemden azar işitsem de gitmekten vazgeçmedim. Ormanın içinde kimseler olmazdı. Oradan koşar, tepeye varır, huzurun tadını çıkarırdık. Kim bundan vazgeçmek ister ki? Annem her ne kadar ısrarla karşı çıksa da bundan geri durmuyorduk. Bir gün yine Eylem'le annesi bize misafirliğe gelmişti. Öğle vaktiydi. Tabii bizim buralarda sonbahar olduğunda hava çok erken kararırdı. Hava her zamanki gibi kapalıydı. Eylem'le evde durmaktan çok sıkılmıştık. Çıkıp biraz çiftliğin içinde dolandık. Ördeklerin peşinden koştuk ama sıkıntımız bir türlü geçmiyordu. Eylem'e, ne dersin, tepeye gidelim mi dedim. Eylem de, ama çok kızıyorlar Zümra biliyorsun dedi. Ben de, evet kızıyorlar ama bilmezlerse kızmazlar dedim ve gülüştük. Sonra da çaktırmadan çiftlikten çıkıp tepeye gitmek için ormana daldık. Ormanda koşarken Eylem yerden çalı çırpı toplamaya başladı. Yanına gidip sen ne yapıyorsun böyle diye sordum. Yakacak bir şeyler topluyorum. Hava soğuk. Oraya vardığımızda ateş yakarız. Hem ısınırız hem de ortam olur dedi. Çok iyi akıl etmişti. Ben de onun gibi çalı çırpı toplamaya başladım. Eylem şarkı söylemeye başlamıştı. Çok güzel bir sesi vardı. Aslen buralı değildi ama çocukluktan beri burada yetiştiği için benim kadar Karadenizli olmuştu. Bizim şivemizle Karadeniz türküleri söylüyordu. Çalı çırpı toplarken bir ara farklı yönlere doğru gittik. Aradaki ağaçlar birbirimizi görmemizi engelliyordu. Eylem'in sesinden nerede olduğunu anlıyordum sadece. Bir anda Eylem'in sesi kesildi. 2 saniye sonra büyük bir çığlık basmıştı. Elimdekileri yere atıp telaşla yanına koştum. Sesin geldiği yerde yoktu. Panikle etrafa baktım. İlerideki bir ağacın dibinde yere çökmüş ağlıyordu.
Elinin altında küçük, alaca bir tavşan vardı ve onu seviyordu. Daha yavruydu. Yanına geldiğimde, "Eylem, ne yapıyorsun burada Allah aşkına? Ödümü kopardın. Bir şey oldu sandım," dedim. Eylem de birden üzerine basınca çığlık attı yavrucak. Ben de dayanamadım ve bağırdım. "Başka bir şey sandım. Meğerse bu sevimli yaramazmış," dedi. Tavşanı yere bırakınca fark etti ki ayağı zedelenmişti. Aksayarak yürüyordu. Onu ormanda öylece bırakamazdık. "Annen nerede yavrum senin?" deyip etrafa bakındım ama etrafta başka tavşan yoktu. Eylem onu kucağına alıp "Hadi gidelim. Babam bir çaresine bakar," dedi. Tavşanı alıp eve dönerken Eylem, "Peki annemler nereden geliyorsunuz?" diye sorarlarsa "Ne diyeceğiz?" dedi. "Esmalara gitmiştik, oradan geliyoruz deriz," dedim. "Olmaz. Benim annem o kızın evine gitmemi istemiyor. Orada olmamdan hoşlanmıyor. Sonra babam da birkaç kez uyarmıştı beni bu konuda," dedi. "Neden? Ne oldu ki?" dedim. Eylem'in anlattığına göre Mümtaz amca Esma'nın babasından hoşlanmıyormuş. "Şerefsizin teki," demiş o adam için. "O yüzden oradan geliyoruz dersek annem çok kızar," dedi. Biz de azar işitmemek için vakitlice döndük. Çiftliğe geldiğimizde neyse ki hala annemler mutfakta bir şeylerle uğraşıyordu. Biz de hep çiftlikte dolaşmışız gibi yapıp eve girdik. Tavşanı bir kutuya koyup akşamı bekledik. Akşam olduğunda Mümtaz amca gelince Eylem tavşanı getirip ona gösterdi. Mümtaz amca arabadan çantasını getirip tavşanı tedavi etti. "Birkaç gün kutuda kalsın, sonra çiftliğe salın," dedi. Tavşanı çiftlikten aldığımızı zannetti. Ormandan getirdiğimizi bilse çok kızardı. Babamlar hep birlikte kahve içip sohbet ettiler. Biz de mutfakta oturmuş onlardan gizli annemden aşırdığım sigarayı içiyorduk. Eylem ağzında hala sigara dumanı tüterken bana bakıp "Bir gün böyle yakalanırsak bacaklarımızı kırarlar biliyorsun değil mi?" dedi. Ben de "Ama anne olacak. Onlar da içiyor. Çok kötü bir şeyse kendileri de içmesin o zaman," dedim. Biz mutfakta kıkır kıkır gülerken içeriden babamların konuşmalarını duydum. Eylem'den bahsediyorlardı. İkimiz de susup onların konuşmasına kulak verdik. Mümtaz amca yakın zamanda Eylem'i istemeye geleceklerinden bahsediyordu. Eylem de kıpkırmızı oldu. "Ben evlenmek falan istiyor muyum acaba? Bana sordunuz mu?" diye söylenirken "Sessiz ol ki ne konuştuklarını duyabilelim," dedim. Eylem, "Bu konu yeni değil. Bir senedir beni Almanya'da yaşayan amcamın oğluyla baş göz etmeye çalışıyorlar. Ben de onu istemiyorum. Kıllı kronun teki," dedi. Öyle söyleyince güldüğüm için çok bozulmuştu. "Gülme, ben ciddiyim. O ayıyla zorla evlendirecekler beni," dedi. Eylem daha 16 yaşındaydı ama o zamanlar bu yaşlar çok normaldi. Herkes ortalama o yaşlarda evleniyordu. Hatta teyzemin kızı 16 yaşında evlendirilmiş, ilk çocuğunu 17 yaşında kucağına almıştı. Bu konu onun için büyük sıkıntıydı. Çok canını sıkıyordu. Birkaç ay içinde Almanya'dan gelip onu alıp götüreceklermiş. Mümtaz amca da "Yeğenimden daha hayırlısını mı bulacağız?" diyordu. Eylemi güldürüp konuyu değiştirmeye çalışsam da nafileydi. Suratını asmış, iyice canını sıkmıştı. Geçen sene evlendirmek istediklerinde babası karşı çıkıp "Daha küçük, seneye bakalım," demiş. Şimdi de bayağı hevesli görünüyordu. Neyse ki babam bu konularda onun gibi değildi. Beni öyle kolay kolay vermezdi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Eylem öğleden sonra bize geldi. Canı çok sıkkındı. "Ne oldu?" diye sorduğumda "Tepeye gidelim mi? Orada konuşuruz biraz. Hava almak istiyorum," dedi. Ben de "Annem birazdan komşuya gidecek. Bekle gitsin. Arkasından biz de çıkarız," dedim. Annem biraz sonra çıkmıştı. Biz de arkasından çıkıp tepeye gittik. Eylem çok keyifsizdi. Ağzını bıçak açmıyordu. "Ne oldu?" diye tekrar sorduğumda "Haftaya kuzeni burada olacakmış. Haber göndermişler. Evleneceği için çok üzülüyordu. Evlilikten korkuyor. Kıllı ayı dediği o kuzeniyle birlikte yaşamak istemiyordu." Yarım saat kadar oturmuştuk. Havada iyice soğuktu. Eylem
ateş yakalım üşüyorsan dedi. Ben de olur deyince tamam sen otur ben birkaç bir şey toplar getiririm dedi. Olur mu öyle şey? Tek başına gitme ormana beraber toplarız dedim. O da bir şey olmaz 40 kere geçtik oradan ne olacak bekle geliyorum dedi. Ben de belki biraz yalnız kalmak istiyordur diye üstelemedim. Eylem kalkıp ormana gitti. Yüzünün her halinden ne kadar mutsuz olduğu anlaşılıyordu. Ben de üzülüyordum onun için. O amcasının oğlu gelip onu alıp buradan götürecekti. Belki de bir daha hiç görüşmeyecektik. Eylem gideli bayağı olmuştu. Gecikince merak etmiştim. Eylem diye seslenmeye başladım. Ormanın içine girip etrafa bakınıyordum. Sesleniyordum ama ne sesime cevap veriyor ne de etrafta görünüyordu. Bu kadar uzaklaşması normal değildi. Yarım saat, belki de 45 dakika kadar onu aradım, seslendim. Ama yok. Ormanın içinde deli gibi koşturuyordum. Tekrar o tepeye çıktım. Belki geri gelmiş ve beni bekliyordur. Tam tepeye çıkmıştım ki havanın kararmaya başladığını fark ettim. Orman karanlık olduğu için fark edememiştim. Telaşla ne yapacağım diye dövünürken tam o sırada ormandan bir çığlık sesi geldi. Tüylerim diken diken olmuştu. Tekrar ormana daldım. Biraz ilerlediğimde ağaçların arasında koşan bir adam gördüm. Telaş içinde koşuyordu. Tam karşıma çıkmıştı. Bir an için göz göze gelmiştik. Bu Esma'nın babasıydı. Beni görünce panikleyip birkaç saniye duraksadı. Sonra yine telaş içinde koşarak uzaklaştı. Üzerindeki gömlekte kan lekeleri vardı. Eylem, eylem diye bağırmaya başladım. Korku içinde onu arıyordum. Her yere baktım ama onu göremedim. Adamın koşup geldiği yöne hızla koştum. Artık güneş batmış ve karanlık iyice çökmüştü. Ormandaki sesler giderek artmıştı. Koşmayı bırakıp yürümeye başladım. Bastığım her yerde bir tehlike olabilirdi. Gittiğim yönde o terk edilmiş kulübe vardı. Korkudan ayaklarım titremeye başladı. Çok geçmeden kulübeyi gördüm. Elim ayağım, hatta kalbim bile titriyordu. Korkudan ne yapacağımı bilmiyordum. Yavaşça kulübeye yaklaşıp "Eylem" diye seslendim. Eylem içeriden "Buradayım Zümra, içeri gel" dedi. Onun sesini duyunca biraz rahatlamıştım. Oh Allah'ım sana şükürler olsun ki başına bir şey gelmemiş. Ama neden dışarı çıkmıyor? Beni içeri çağırıyor. Eylem, hadi çık oradan da gidelim. Bak hava karardı. Neredesin bunca saat? Aklım çıktı dedim. Eylem, içeri gel. Bak sana bir şey göstereceğim Zümra dedi. Yavaşça kapıyı aralayıp içeri doğru girdim. İçerisi zifiri karanlıktı. Hiçbir şey görünmüyordu. Eylem neredesin dedim. Buradayım. Sesime gel dedi. Neden karanlıkta oturuyorsun? Bir şeyler yaksaydın ya dedim. Bir şey olmaz. Sen gel dedi. İçeri adımımı attığım anda tahta kapı büyük bir gürültüyle kapandı. Yüreğim ağzıma gelmişti. Eylem seni göremiyorum. Bak ben çok korkuyorum. Yürü gidelim buradan dedim. Gözümün önünü göremiyordum. Eylem ses vermiyordu artık. Titremeye başladım. Ağlamaklı bir ses tonuyla "Eylem yalvarırım ses ver" dedim. O anda tam önümde bir ses işittim. Nefes sesi gibiydi. "Eylem sen misin?" dedim. Yine ses yoktu. Artık korkudan aklımı kaçıracaktım. Geri dönüp kapıyı açmak istedim ama kapı da açılmıyordu. Sıkışmıştı. Zorlasam da açılmadı. Aklıma cebimdeki kibrit geldi. Ateş yakmak ve sigara içmek için yanımda bulunduruyordum. Cebimden kibriti çıkarıp yaktığım anda önümde Eylem'i gördüm. Ağzından burnundan kanlar akmıştı. Saçları dağınık ve perişan haldeydi. Ama gülüyordu. "Ne oldu sana Eylem? Bu halin ne?" dedim. Ve bir adım attım. Kibrit biterken hemen yenisini çıkarmak istedim ama panikle kibritleri yere düşürdüm. Hemen yere kapanıp
bulduğum bir kibriti daha yaktım. Yaktığım anda eylemin dibime kadar geldiğini gördüm. Ayakları hemen önümdeydi ama arkasını dönmüştü. Başımı kaldırıp ayağa kalktığım anda eylemle yüz yüze geldim. Gözlerini açmış bana düşman gibi bakıyordu. Eylem, bu halin ne? Ne oldu sana? Bana neden öyle bakıyorsun dedim. O an eylem ağzını açıp üzerime doğru saldırdı. Dişleri sanki vampir gibi sivriydi. Çığlık atıp kendimi geriye doğru savurdum. Kibrit elimden savrulup gitmişti. Korkudan bağırmaya devam ederken eylemden ses çıkmıyordu. Kalbim yerinden çıkarcasına atıyordu. Nefes alıp verirken çığlıklar atıyordum. Öylece beklerken kapının dibinde olduğunu fark ettim. Etrafa baktım. Eylem ortada yoktu. Tam düştüğüm yer kapıydı neyse ki. Kalkıp kapıyı zorladım. Can havliyle öyle bir zorladım ki kapı yerinden çıktı ve devrildi. Çığlık çığlığa çıktım o kulübeden. Ağlaya ağlaya koşarak ormandan çıkmak istiyordum. Ama eylem sürekli karşıma çıkıyordu. Onu gördüğüm an yön değiştiriyordum. Kafam iyice karışmıştı. Ancak ormanın diğer tarafından çıkabilmiştim. Koşa koşa eve gittim. Hemen babama koştum. Ona eylem kayboldu dedim. Kulübede başıma gelenleri anlatamazdım. Karşılaştığım adamı da söyledim. Esma'nın babası kanlı elbiselerle ormanda koşuyordu dedim. Babam bir hışımla yerinden kalkıp "Ne diyorsun kızım sen?" dedi. Sonra hemen koşup Mümtaz amcaya haber verdi. Mümtaz amca "Geberteceğim o şerefsizi" diye küfürler, hakaretler yağdırıyordu. Önce hep birlikte ormana gittik. Ona en son gördüğüm yeri gösterdim. Her yerde bir sürü insan eylemi arıyordu. Hepsinin ellerinde meşaleler vardı. Herkes "Eylem!" diye bağırıyordu. Onu bulmaya çalışıyordu. Eylemi bulamayınca artık iyice köşeye sıkışmıştım. Babama gidip "Kulübeye de bakalım mı baba?" dedim. Hala elim ayağım titriyordu. Herkes birden kulübeye yöneldi. İçeri ilk Mümtaz amca girdi ve ormanı titreten bir nara attı. Ardından babam girdi. Başı önünde geri çıktı. Kasabalıdan birkaç kişi de içeri girip elleri gözlerinde geri çıktılar. Kimse bakmaya tahammül edemedi anlaşılan. Ben korkudan titriyordum. Ağlaya ağlaya "Ne olmuş?" diyordum. Bilmemezliğe geliyordum korkudan. Babam yanıma gelip "Ormanda Esma'nın babasını gördüğüne emin misin?" diye sordu. Ben de başımı salladım. "Üzerindeki kıyafette kan izleri vardı" dedim. Tüm kasabalı o adamın evinin önüne yürüdü. Ellerinde taşlar, sopalar vardı. Eve vardıklarında "Dışarı çık!" diye bağırıyorlardı. Eğer dışarı çıkarsa linç edilecekti. O da bunu bildiği için çıkmıyordu. İçeride çocuğu, eşi olduğu halde insanların gözü dönmüştü. Herkes evi taşlamaya başladı. İçlerinden birisi küfürler ederek ucuna bez bağladığı yanan bir cam şişeyi eve fırlattı. O andan itibaren herkes aynısını yapmaya başladı. Herkes onun diri diri yakmanın peşindeydi. Ancak içeride Esma ve annesi de vardı. Onların suçu neydi ki? Kalabalık çok öfkeliydi. Babam insanları sakinleştirmeye çalışsa da başaramadı. Arkalardan Mümtaz amca koşarak geldi. Kendisini kaybetmişti. Kapıyı yumruklayıp küfürler ediyordu. Eve sürekli taşlar atılıyor. Yanan bez parçaları pencere pervazlarına bırakılıyordu. Felaketin eşiğindeydik. Ne olacağı belli değildi. Kimsenin geri dönmeye niyeti yoktu. Ev bir anda alev almaya başladı. Gözyaşları arasında onları izliyordum. İçerideki o çocuğun, kadının ne suçu vardı ki? Ev uzun bir süre o halde yandı. Ortalık mahşer yeri gibi olmuştu. Herkes "Katil, şerefsiz, öl, geber!" diye bağırıyordu. Kalabalık arttıkça artmıştı. En sonunda jandarma geldi. Onlar geldiği gibi
kalabalığı dağıtmaya çalıştılarsa da millet direnince havaya ateş açtılar. Ancak öyle dağılmışlardı. Gözlerimizin önünde ev kül olup gitti. İçinde gencecik bir kız çocuğu, annesi ve o aşağılık adam. Üçü yanıp gittiler. Kulübede babamın eylemin ölüsünün başında bıraktığı kasabalılar çıka geldi. Korkudan yüzleri bembeyaz olmuştu. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Babam neden orayı terk ettiniz diye bağırıyordu ama hiçbiri cevap vermiyordu. Babam ve Mümtaz amca jandarmayla birlikte o kulübeye gitti. Eylemin üstü başı yara ve darp izleriyle doluymuş. Kıyafetleri hep paramparçaymış bulduklarında. Tecavüze uğramış olabileceğinden şüphelenmişlerdi. Eylemin o halde ölü bulunması ailesine ateş düşürmüştü. Mümtaz amca, Sibel teyze harap oldu. Ağlama krizleri, feryatlar içinde hastaneden çıkacak sonucu bekliyorlardı. Sibel teyze ilaçlarla ayakta durabiliyordu. Beni gördüğünde yüzünü çeviriyordu. Olanlardan beni sorumlu tutuyordu sanki. Eyleme yapılan otopsi sonucunda hiçbir şeye rastlanmadı. Ne bir insan izi, ne de yaralarda kalıntı. Hiçbir şey çıkmadı. Eyleme ne oldu, nasıl böyle oldu, tam bir gizemdi. Otopsi sonucundan sonra o adamın bir şey yapmamış olduğu ortaya çıkınca şoka girdim. Benim yüzümden tüm aileyi katletmişlerdi. Ben o gün o adamı gördüğümü söylediğim için insanlar o eve saldırmışlardı. Belki de hiçbirinin bu konuda bir günahı yokken benim yüzümden yanarak ölmüşlerdi. Bunu düşündükçe kahroluyordum. Sürekli kendimi suçluyordum. Esma'nın yüzü gözümün önünden gitmiyordu. Bir yandan eylemin acısı, bir yandan günahsız yere o insanlar alanlar. Beni tam bir bunalıma sokmuştu. İyice içime kapanmıştım. Yemek yiyemiyor, insan içine çıkamıyordum. Annem, babam sürekli benimle konuşuyorlardı. Yapma etme kızım, senin bir suçun yok. Sen ne gördüysen onu söyledin diyorlardı. Ama kimsenin konuşması beni rahatlatmıyordu. O kulübede eyleme ne oldu? Eylem o haldeyken bana neden saldırdı? Hiçbir fikrim yoktu. Acaba ölmeden önce mi bana öyle davrandı? Beni korkutup kaçırdıktan sonra mı öldü diye düşünüyordum. Ya çok saftım ya da hiçbir şey bilmiyordum. Geceleri kafamdaki düşüncelerden gözüme uyku girmiyordu. Daha eylemin acısını yaşarken hangi birisine üzüleceğimi şaşırmıştım. Yazık, o kızcağızın ne suçu vardı? Esma kime ne yapmıştı da böyle bir sonu hak etmişti? Onun yerine ben ölmeliydim. Hepsi benim suçumdu. Tüm bu olup bitenlere katlanamıyordum. Sürekli intiharı düşünür olmuştum. Sanırım annemler de bundan korkuyor olacaklardı ki sürekli etrafımdaydılar. Göz hapsindeymişim gibi hissediyordum. Bu tutumları beni daha çok boğuyordu. O dönemlerde bir gece odamda uyuyordum. Odamın ışığı kapalıydı. Annemler de uyumuştu. Hafif bir cızırtıyla odamın kapısı yavaşça aralandı. Anında duyduğum bu sese uyanmıştım. Ama gözümü açamamıştım. Gece gece ne olduğunu bilmediğim için korkmuştum. Odamın içinde birisi yürüyordu. Ayak seslerinin yere vurmasını duyabiliyordum. Hafif kısık bir şekilde gözlerimi araladığımda tam karşımda Esma duruyordu. Her yerinde yanıklar. Yalın ayak bir şekilde üzerinde muhtemelen o gece giydiği son elbisesi, yüzü yanmış bir halde tüm korkunçluğuyla bana doğru bakıyordu. Korku içinde yatağımda doğruldum. Esma ne olur gelme, korkuyorum. Bana zarar verme diyordum. Olduğu yerde bir an durdu. Kafasını kaldırdığında yüzünün büyük bir kısmı yanmıştı. Bana bakıyordu. Korkudan nutkum tutulmuştu. Yerimden kıpırdayamıyordum. Beni sen öldürdün. Hepsi senin yüzünden oldu. Sen de benim gibi yanacaksın diyordu. Cümlesini bitirdiğinde üzerime saldırdığı an
çığlık çığlığa uyanmıştım. Bağırma seslerimi annemler duyup odama koşmuşlardı. Annem, "Kızım ne oldu, iyi misin?" diye başımı okşadı. Kan ter içinde kalmıştım. Elim ayağım titriyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Annemler ne olduğunu anlamaya çalışırken korkudan bayılmıştım. Kendime geldiğimde Mümtaz amca başımdaydı. Ben bayılınca koşup ona haber vermişler. Eylem öldükten sonra bana daha bir düşkün olmuştu. İyi olduğumu gördükten sonra dinlenmem için beni yalnız bıraktılar. Aldığım ilacın etkisiyle uyumuşum. Psikolojik olarak hepten bitik durumdaydım. Ailem de eylemin başına gelenler bana da olur diye çok korkuyorlardı. Uykumda bu sefer Esma'yı değil de yandıkları o evi görüyordum. Bir şey beni oraya çağırıyordu sanki. Kendime hakim olamıyordum. Oraya gitmem gerekiyormuş gibi hissediyordum. Uyanıp kendime geldiğimde aynı şeyi düşünüyordum. Oraya gitmem lazımdı. Orada her ne varsa yüzleşmem gerekiyordu. En azından bunu yapmam lazımdı. Günlerce aynı şeyleri görüp durdum. Gözümü her kapattığımda Esma'nın yanmış yüzünü ve o evi görüyordum. Kafaya koymuştum artık. Gidip oraya bakacaktım. Birkaç gün sonra anneme dışarı çıkıp biraz hava alacağım dedim. Annem de "Kızım ben de seninle geleyim, birlikte gidelim" dedi. "Hayır anne, tek başıma yürümek, hava almak istiyorum. Lütfen, bak ben iyiyim. Sadece evde bunaldım artık" diyerek çıktım evden. Esmaların ölmeden önce kaldıkları o yanan ev, köyün biraz dışına doğru, küçük bir arazinin içinde, tek katlı, diğer evlerden uzakta bir evdi. Orası yandıktan sonra nedense yıkılmamış ve yanık bir halde öylece duruyordu. İnsanlar oradan geçip gidiyordu ama kimse orayı görmüyordu bile. Yürüyerek oraya vardığımda ev simsiyah bir harabeye dönmüştü. Camları kırılmış, duvarlar çatlamış, yarısı yıkılmış. İçeriden de çok kötü kokular geliyordu. Evin önüne geldiğimde içimden bir şey beni oraya çekiyordu. İçeri girip girmeme konusunda tereddüt içindeydim. Korkuyordum ama ne olabilirdi ki? Yanmış bir harabeydi burası alt üstü. En fazla kedi köpek mesken etmiştir. Başka ne olacak diye kendimi rahatlatıyordum. Bir süre kendi içimde bunları düşünürken içeride sanki birisinin gölgesini görür gibi oldum. "Kim var orada?" diye seslendim. Cevap gelmemişti. "Sana diyorum, gördüm seni. Kimsin sen?" diye bağırdım. Karşılık gelmeyince bir deli cesaretiyle içeri girdim. İçerisi boştu. Bir sürü boş alkol şişesi, hayvan dışkısı, çok yoğun, iğrenç bir koku. Boynumdaki atkıyla burnumu kapatıyordum. Koku dayanılacak gibi değildi. Her ne kadar korksam da içeriye bakıyordum. Girişte durmuş evin içini kontrol ederken biraz önce gördüğüm o gölgeyi arka odaya geçerken gördüm. Peşinden koşup içeri daldığımda odanın içinde yerden tavana kadar yükselmiş bir gölge vardı. Ama sadece gölgeydi, hareket etmiyordu. Ben öylece durmuş o gölgeye bakarken hipnoz olmuş gibi birden zihnim bulandı ve başım dönmeye başladı. Gözümün önüne Esma'nın babası geldi. Yine o ormanda gördüğüm gibi üzeri kanlı elbiseleriyle gözlerini fal taşı gibi açmış bana bakıyordu. Gözleri alev kırmızı sanki. Sadece birkaç saniyeliğine göz göze geldik. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Kendimi o köhne evde yerde yatarken buldum. Korku içinde bağırarak oradan kaçıp evden çıktım. Arkama bile bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Koşup eve geldiğimde annemin sorularına maruz kalmamak için ona görünmeden banyoya gittim. O evin içindeki pis koku ve is üzerime bulaşmıştı.
Hemen kıyafetlerimi çıkarıp torbaya koydum. Annem görmeden gömmem lazımdı. Sonra da duşa girdim. Suyu açıp altında durulanırken ne gördüm öyle diye korku içinde düşünüyordum. Acaba korkudan zihnimin bana bir oyunu muydu bu? Yoksa hepsini kafamda ben mi canlandırmıştım? Bunların hepsi aklımı kurcalıyordu. Onca kafaya taktığım şey yetmezmiş gibi bir de bu eklenmişti. O felaket gününden beri hiç yüzüm gülmemişti. Artık kendi gölgemden korkar olmuştum. Annemler bu halime daha fazla dayanamayıp Mümtaz amcanın yönlendirmesiyle bana bir doktor ayarladılar. Ona gideceğimizi söylediler. Ben bunu duyunca "Deli değilim ben!" diye bağırmaya başladım. Babamlar aşırı tepki verdiğimi görünce bundan vazgeçtiler. Asla oraya gidip bana deliymişim gibi muamele edilmesine razı gelemezdim. Belki de fazla tepki gösteriyordum ama bilmiyordum. Her hareketim tutarsızdı zaten. Bir gün çiftlikte gezerken aklıma o minik tavşan geldi. Hemen kümes hayvanlarının olduğu tarafa gittim. Orada çalışan Mesut abiye tavşanı sordum ama bıraktığımız günün gecesi kaybolduğunu ve hiçbir yerde bulamadığını söyledi. Başı önünde ve çok mahcuptu. Tamam abi, önemli değil. Yaban hayvanıydı zaten. Ormana bırakacaktık biz de. Olaylar gelişince aklımızdan çıkmış. O bir yolunu bulup annesine kavuşmuştur dedim. Vakit öğleden sonraydı. Ellerim cebimde, çiftlikten çıkıp ormana doğru yürüdüm. Nereye gittiğimle ilgili hiçbir fikrim yoktu. Ormanın kenarından yürürken birden o tavşanı gördüm. Tek başına zıplayıp duruyordu. Hemen ona doğru koşmaya başladım. Ayağı hala sekiyordu. Benim koştuğumu görünce kaçmaya başladı. O önde, ben arkada koşturmaya başladık. Ormanın derinliklerine gitmemem gerekiyordu. Bunu biliyordum ama çok kendimde değildim. Tavşana yaklaşıp tam onu yakalayacağım sırada o kulübenin önünde olduğumu fark ettim. Etrafıma baktım. Ne ara gelmiştim ben buraya? Küçük tavşan seke seke o kulübeden içeri girdi. Hatta kapının önüne çıkıp durup bana baktı. Sonra tekrar girdi. Kulübeye bakıyordum. Hava kararmak üzereydi. Ve ben tekrar oradaydım. İçimde öyle bir yangın vardı ki anlatamam. Kader beni eylemin öldüğü yere tekrar getirmişti. İçimde umutsuz bir boşluk vardı. Ayaklarım beni o kulübeye doğru götürdü. Eylemin ölümü, Esma'nın ve ailesinin benim yüzümden yanması beni yıkmıştı. Bunları düşünürken kendimi kulübenin kapısında buldum. İçeri baktığımda Esma'nın babası köşedeki sandalyede oturuyordu. Kucağında da o küçük tavşan vardı. Gözlerime inanamadım. O adamın ölmüş olması gerekiyordu. Ama o tam karşımdaydı. Üzerinde son gördüğümdeki gibi kanlı elbiseleri vardı. Eylemin başına gelenlerin benim de başıma geleceğini sanarak tüm gücümle kaçmaya başladım. Kaçarken arkama bakıyordum. Eve kadar nasıl koştuğumu bilmiyorum. Eve vardığımda annem beni görünce paniğe kapıldı. Ne oldu dedi. Ama ben korkudan dilimi yutmuştum sanki. Konuşamıyordum. Annem hemen babamı çağırdı. Mümtaz amcaya da haber vermişlerdi. Biraz sakinleşince olanları anlattım. Mümtaz amcayla babam ellerine tüfek alıp ormana koştular. Onları beklerken korkudan tir tir titriyordum. Neyse ki sağ salim geri geldiler. Ne ormanda ne de kulübede kimseyi görememişler. Mümtaz amca yanıma oturup "Bildiğin başka bir şey var mı kızım?" dedi. Ben artık dayanamıyordum. Ve tavşandan başlayıp o kulübede eylemle yaşadığım şeye kadar her şeyi anlattım. Annem, babam, Mümtaz amca birbirlerine baka kaldılar. Ertesi gün beni bir hocaya götürdüler.
muska falan yaptırdılar. Hoca bana bakıp verilmiş sadakan varmış, sana bulaşmamışlar ama yine de dikkatli ol dedi. Annem babam bir daha o ormana gitmemem için bana yemin ettirdiler. O ormanda, o kulübede ne oldu, bana bulaşmayan kimdi, orasını o zamanlar çok anlayamamıştım. Çok geçmeden Mümtaz amca ve Sibel teyze tayinlerini isteyip kasabadan ayrıldılar. Ben yaşadığım korkular ve kabuslar yüzünden akıl hastanesine düştüm. Uzun bir zaman etkisinden kurtulamadım. Bütün kasaba benim deli, hatta cinli olduğumu düşünüyordu. Bu yüzden hiç evlenemedim. Annem ve babamla yaşlandım. Onlar öte dünyaya göçtükten sonra onlardan kalan her şeyi satıp İstanbul'a yerleştim. İki tane yardımcım var. Sağ olsunlar, şimdi bana onlar bakıyor. Ömrümün son günlerinde bunları paylaşmak istedim. Benimle mezara gitsin istemedim. Yıllar önce yaşadığım şeyler dün gibi hala aklımda ve zihnimin derinliklerinde. Sessiz olun, ormanda gezerken bastığınız yere dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.